Herkese merhaba. İlk kitabım Astrokartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi elinize alınız. Bu kitabım Trendyol'da satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trendyol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarım da açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astrokartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan ozgurastroloji@gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugün çok hassas bir konu üzerinde video yapacağım. 6 Mart 2004 doğumlu Veli Eren Atay. İzmir'de geçen sene 16 Temmuz 2023'te işte Çeşme, Alaçatı o taraflardayken kayboluyor. Kendisinden haber alınamıyor. Bunun üzerine bir video yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu videoyu hazırlamama vesile olan Instagram üzerinden benimle iletişim kuran Gürcan İşli'ye çok teşekkür ediyorum. Hatta kendisinden bir ricada bulunmuştum. Veli Eren Atay'ın doğum bilgilerini edinip edinemeyeceği konusunda bana bir doğum, yani kendisi iletişime geçiyor artık birileriyle. Bir doğum tarihi verdi. İlginç bir şekilde tutarlı çıkıyor arkadaşlar. Bunun üzerine ben de böyle bir video yapmaya karar verdim. Bu videonun konusu: acaba kayıp olan Veli Eren Atay Yunanistan'a gitmiş olabilir mi, bir Yunan adasına? Onun dışında başka hiçbir bilgi paylaşmayacağım arkadaşlar. Çünkü tüm göstergeleri incelediğinizde biraz ilginç bir olay. Bazen hayatta çok gerçekçi olmamak gerekiyor değerli dostlar. Çünkü çok 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 hassas bir konu. Sonuçta tedirgin bir anne ve baba var. Ben sadece bir olasılık, pozitif bir olasılık var Yunanistan'a gitme konusunda. Bunun olasılığını bu videoda anlatacağım. Başka hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok hassas bir konu. Ve başta da söyleyeyim, umut ediyorum Veli Eren Atay gerçekten Yunanistan'a gitmiştir ve sonrasında kendisinden haber alınabilir diye umut ediyorum. Şimdi değerli dostlar, ekranda videoyu paylaşacağım. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak. Şimdi Gürcan İşlek'ten aldığım, Instagram'dan bir yakınımdan alıyor bu bilgileri. Veli Eren Atay'ın doğum tarihi 6 Mart 2004 13.30. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Veli Eren Atay'ın işte haritasında Güneş, Merkür ve Uranüs'ü Balık burcunda. Yükseleni de yaklaşık 21 derece yengeç. Şimdi 21 Neptünyen bir sayı. Neptünyen etkiler Balık burcu. Hatta size bir süredir söylüyorum, bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum diye 12.ye. Çok anlamları var ama bir anlamlarının birisi de böyle kaybolmak onlara. Şimdi Güneş'i ve Merkür Balık'ta olduğu için biraz Balık burcunda böyle bu özellik var arkadaşlar. Bir de Neptünyen sayılarda 21 gibi. Yani çok geniş anlamları var. Mesela Balık burcu, Neptünyen sayılar Hristiyanlıkla da alakalı olabilir. Bir şeyden dolayı bir kurban figürü de olabilir. Ama mistik, spiritüel yetenekler de var. Bunun çok anlamları var. Ama işte kaybolmayla ilgili en çok öne çıkan şey Balık burcu ve 21 sayısı. Bu da biraz işte Veli Eren'de bu kaybolma mevzusunu biraz da açıklayabiliyor arkadaşlar. Ben şimdi haritasında şu var bu var çok ayrıntılı girmeyeceğim. Ama babasının Yunanistan'a gitmiş olabileceğine dair bir okuduğum haberlerde görmüştüm. Bu olasılığın yadsınamaz bir olasılık olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani inşallah böyledir. Ben bu olasılığı destekleyecek verileri ortaya koyacağım size.
Şimdi arkadaşlar öncelikle natal haritasında Güneş Merkür 9. evde. 9. ev yabancı ülkeleri anlatır. Yani kişinin bakın Uranüs'ü 9. evde. Hatta Uranüs de burada 9. evde olunca yabancı ülkeye gitmek için bir de 3 sayısı arkadaşlar. 3 ayın yücelim derecesidir. Tarihe not etmek kayıtlarla alakalıdır. Yine 3. burç ikizlerden dolayı seyahatlerle de alakalıdır. Ama Uranüs grupları anlattığı için Veli Eren Atay'ın belki hayat güdüsünde bir Yunanistan'da yaşama duygusu olabilir. Şimdi 3 derece Uranüs bir de balıkta arkadaşlar. Ya buraya gitmek için kaçak göçek. Bakın Uranüs gruplar. Nedir mesela? Kaçakçı gruplar. Onlarla gitmek. 3 sayısı yine seyahatlerle de alakalı. Kısa seyahatler. Çünkü Türkiye'den Yunanistan çok uzak değil. Hatta adalar ve bazıları yüzerek bile gidilebiliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bu birinci nokta arkadaşlar. Ben dediğim gibi haritadaki bütün her şeyi anlatmayacağım. Bir de haritasında 11. evde Mars DSC üçgen. Yani bu da farklı gruplar. Özellikle mesela Mars burada eril olabilir. Zaten kaçakçılar erkek. Öyle düşünün. Birilerinden destek gibi düşünebilirsiniz. DSC üçgen çünkü. Bir de arkadaşlar, üçüncü evinde Ay ve Jüpiter var. Şimdi Ay burada yükselen yönetici. Veli Eren Atay için çok değerli. Üçüncü ev arkadaşlar komşular evidir, kardeşler evidir. Kısa seyahatlerle de alakalıdır. Şimdi arkadaşlar burada yükselen yönetici Ay, Jüpiter'le kavuşmuş. Şimdi üçüncü ev bu anlamda komşu bir toprağı da anlatır. Bakın Ay. Ayı ülke, vatan, halk olarak düşünün. Ve Jüpiter yabancı ülkelerle alakalı gezegen. Jüpiter üçüncü evdi. Yani Veli Eren Atay'ın gerçekten de bir Yunanistan'a gitme güdüsü olabileceğini gösteriyor. Ve ayrıca Jüpiter Kuzey Ay düğümü üçgen. Burada bu işle alakalı yabancılardan da destek almış olabilir. Çünkü kaçakçılık işinde mutlaka orayla diyalog kuran insanlar da vardır. Jüpiter yabancılar anlattığı için. Bakın bunlar yabancı ülkede gitmek anlamında olumlu göstergeler. Ve ayda yükselen yönetici olarak 3. eve geldiği için yani bir komşu yere gitme anlamında olumlu göstergeler. Bir de 3. ev kısa seyahatlerle de alakalı. Yani Ay, Jüpiter sürekli bir yerlere gitmeyi, gezmeyi sevmek yani o anlamda da destekler. Bir de Yunanistan yakın bir yere gitmek, orada yaşamak istemek Ay. Üçüncü ev, komşu bir toprakta yaşamak istemek falan. Yani evet haritasında bu bilgiler destekleyici. Şimdi arkadaşlar kaybolduğu tarih 16 Temmuz 2023. Bir yerde okudum sabah 4 sıraları diyor. Bir yerde de akşam 19-19.30 arası diyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi sabah sularında Ay 3 derece yengeçte. Uranüs'ü üçgen. Şimdi 3 sayısı seyahatlerle de alakalıydı. Bakın su ile ilgili. Yine burası yani bir şey oluyor. Yani tarihe kaydediliyor. Ha bu şu anlama gelir. Çok geçmiş yaşamında belki Veli Eren Atay buna benzer bir olay yaşadığını şey yapabilir. Bakın Uranüs farklı gruplar. Şimdi diyelim ki kaçakçılık kaçak gitti. Bakın farklı gruplar, bir sürü insan grubu içinde Afganı var, bilmem Suriyelisi var. Böyle bir şey olabilir. Bakın ihtimal. Böyle bir şey olabilir. Burada Ay'ın Uranüs'ü üçgeninden dolayı zaten ikisi de suda ve Ay Yengeç burcunda. 12. evde işte bunu gizli yapmak. Görünmeden, haber vermeden onunla alakalı. Bakın 12. evin diğer anlamlarını bir tarafa koyuyorum. Biz burada olayın tamamen pozitif yönüyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Bakın Mars'ı da 3 derece. 3 derece Mars ve 3. eve gelmiş. Yani oraya kararlı gidip yapmak istiyor. Yani bir yere işte gitmek. Bu yakın mesafe seyahatler olabilir. Zaten o sıralar Çeşme, Alaçatı'da geziyormuş falan. Evet, Mars bizim risk alma günümüz arkadaşlar. Cesaret.
böyle bir şeye, üçüncü evine gelmiş, kısa seyahatler evine, üç sayısı bu ihtimalin olabileceğini gösteriyor. Birinci evine girmiş güneş de, mesela güneş hükmetme gücümüzdür, güneş yaşam enerjimizdir. Bir konuda işte evet ben bunu yapacağım gibi karar almak için de destekleyici. Dolayısıyla birinci eve girmiş güneş de burada kişiye hani Mars biraz daha risk almadır ama güneş de artık orada bir güven, evet bir şey var. Yani nasıl söyleyeyim içi ben bunu yapacağım. Evet buna karar veriyorum olabilir. Bu etkiyi verebilir. Şimdi arkadaşlar bir de Jüpiter 11 derece boğada, Uranüs 22 derece boğada. Bakın 11-22 sayılar Uranüsyen sayılar. Çok anlamlarını videolarımda söyledim. Bunlar tanımlanamayan, anlaşılamayan egzantrik olayları da anlatabilir. Mesela Sabrina Peckham'ın timsah tarafını yenmesi gibi. Ama Uranüsyen sayılar grupları da anlatır. Belirli gruplar. Şimdi 11. evinde ve 11-22 derece yine söylüyorum. Bakın Jüpiter yabancı insanları anlatabilir. Uranüs her türlü grup, işte içerisinde farklı ırklardan. Bu böyle kaçakçılık yoluyla gitme anlamında destekleyici. Çünkü Uranüs deseci üçgen. Bakın bir derecenin üzerinde bir orb. Bu da ne olabilir? Mesela kaçakçılar götürüyor ya Yunanistan'a. İşte bir sürü içinde farklı farklı grup insanlar, ırklar. İşte Uranüs böyle bir şey. 22 sayısı. Bir de beklenmedik olaylara imza atmak. Nedir? Böyle bir anda aileye haber verme. Bakın bu olasılığı arttırıyor. Aileye haber vermeden karar alıp ben gideceğim deyip gitme anlamında böyle bir şeyi destekler. Çünkü Uranüs beklenmedik şeyler. Ki eğer bunu yapmışsa beklenmedik bir olay. Hem Jüpiter'in hem de Uranüs'ün 11-22 sayıları bunu destekliyor. Jüpiter yabancı ülkelerle de alakalı olduğu için bu yaptığı şey yabancı ülkeye gitmekle alakalı olabilir, beklenmedik olay. Bir de zaten ikisi de 11. evde arkadaşlar. 11. evin kovanın doğal evi hem gruplar arkadaşlar bunu anlatır hem de beklenmedik olaylarla alakasını anlatır. Bir de arkadaşlar burada Jüpiter Kuzey Ay Düğümü'ne çok yakın bir 2 derecenin üzerinde orta. Yani yabancı bir ülkeye gitmek onun idealinde bunu destekleyebilir. Ya da orada yabancı bir kişilerle bağlantı kurup yapmış olabilir. Aynı zamanda Jüpiter bakın 1 derecenin üzerinde bir orta Ay'ına üçgen ve yaklaşık 2 derecelik orta da Jüpiter üçgen. Yani yabancı bir ülkeye bakın. Ay, ülke, vatan, halk. Yabancı bir şey gitmek anlamında destekleyici. Ve Satürn'de 9. evinde Satürn'e üçgen. Dolayısıyla böyle bir şeyi ihtimali yadsınamaz bir ihtimal arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Solar Return haritasında 2023'te bakın Solar Return'ün 7. evinde Oğlak Burcu'na gelmiş. 7. ev başkalarından destek gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Uranüs 4. eve gelmiş arkadaşlar. Bakın bunu gizli yapıyor, göstermeden. Tabii beklenmedik olaylar, anlaşılamayan olaylar. Bakın çok fazla Uranüsyen etkiler görüyoruz. 11-22 sayıları. Burada da Uranüs'ün 4. evinde olması falan. Şimdi işte 3. evini Solar Return, Kuzey Ay Düğümü, Venüs, Jüpiter gelmiş. Bu arkadaşlar Jüpiter komşu bir toprağa gitmek anlamında destekleyici. Venüs burada belki ilişki, belki sevdiği bir kız da olabilir arkadaşlar. Biraz buna yoruyorum. 8. evde Ay Akrep'te 11 derecede. Bakın yine Uranüs'ün derece. Ailenin bir kriz içerisine girmesi, şok olması bakın 11 Uranüs'ün sayı. Ay aileyi de anlatır. Evet, bir burada bu şekilde bir zorlayıcı etki var. Bunun yanında Güneş, Merkür, Neptün ikinci eve gelmiş. Bakın Güneş tepe noktasına üçgen. Bu da arkadaşlar mesela
belki bir para biriktirmiştir. Para karşılığında yurt dışına gitmeye çalışıyordur kaçakçılıkla. Burada Neptün'de ikinci evde bakın. Deniz yoluyla başka bir yere gitmek anlamında böyle bir fikri olabileceğini gösteriyor. Şimdi değerli dostlar, bu arada bir de transit haritasında Kuzey Ay Düğümü Venüs'le kavuşmuş. Ben o nedenle hani diyorum acaba bir Yunanistan'a gitme durumu varsa acaba bu bir oradan tanıdığı bir sevdiği birisi de olabilir mi? İşte orada Venüs'te üçüncü ev görünce biraz buna da yordum açıkçası. Bakın bunlar ihtimaller arkadaşlar. Şu anda biz en pozitif olası ihtimali değerlendiriyoruz. Yunanistan'a gitme ihtimali arkadaşlar. Ama diğer ihtimallerden bahsetmeyeceğim, onu söyleyeyim. Şimdi değerli dostlar, şöyle Veli Eren Atay'ın haritasında Mars DSC üçgeni, bakın natal haritasında, astrokartografi haritasında Midilli Adası'na yakın geçiyor. Sakız Adası'na da Merkür ASC üçgeni çok uzak değil. Bu natal haritası. Merkür kısa seyahatlerle de alakalı bir gezegen. Yani ikizlerin doğal yöneticisi. Ve zaten Veli Eren Atay'ın da üçüncü evi Başak, onun da yöneticisi. Üçüncü ev. Bu arada komşular da evi demiştik biz. Kısa seyahatlerle de alakalı. Ve Merkür bizim düşüncemiz arkadaşlar. Yani düşüncesi atıyorum Yunanistan'da Sakız Adası'na gitmek olabilir mesela. Şimdi arkadaşlar şurada Solar Return haritaya baktığımızda Uranüs'ü dördüncü evde görmüştük. Hatırlarsınız IC ile kavuşuyordu. Şimdi Veli Eren Atay'ın bakın Alaçatı'da en son burada delikli koydu. O da şurası arkadaşlar. Alaçatı Çeşme tarafındaymış. Bakın 2023'ün astrokartografi haritasında görüyor musunuz? Uranüs IC hattı buradan geçiyor. Çünkü burada en son haber alınamıyor. Bakın beklenmedik şok edici bir olay. Ama dördüncü evde. Dördüncü ev, onuncu evin aksine dünyadan gizlendiğimiz zaman arkadaşlar. Yani göstermiyoruz. Bize özel alan. Göstermiyoruz. Şimdi burada ama Uranüs gruplarla da alakalı. Bakın Uranüs çok negatif anlamlarını bir tarafa bırakalım. Beklenmedik şok edici olayları falan. Ama burada Uranüs gruplarla da alakalı. Yani böyle bir kaçakçılık yapan para karşılığı orada boğada. Bunu anlatabilir. Şimdi arkadaşlar haritasında Neptün DSC üçgen hattı bakın şurada Sakız Adası'na geçiyor. Çeşmenin karşısında. Şimdi Neptün sularla alakalı. İşte burası da bakın DSC üçgen. Neptün kolektif bir gezegen. Mesela nedir? Kaçakçılık yoluyla gidenler ve buraya deniz yoluyla gitmek. Burası bir de Neptün hayaller. Yani Yunanistan'a gitmek hayali varsa Neptün DSC üçgen çok destekleyici. Midilli'den de geçiyor. Burada Güneş de tepe noktası üçgen Midilli. Midilli veya Sakız Adası'na geçmiş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu ciddi bir olasılık. Evet, bu videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Başka olasılıklar üzerinde durmayacağım. Dikkat ediniz, derin bir analiz yapmadım. Bunu bilinçli yaptım. Çünkü konu muazzam hassas. Burada üzgün bir aile var. Ben inşallah baba hislerinde haklıdır diye umut ediyorum. Ben hani astrolojik olarak Yunanistan'a gitme olasılığını bir göstermek istedim arkadaşlar. Bu da bir olasılık dahilinde. En iyi senaryonun bu olduğunu düşünüyorum. Diğer senaryolar üzerine yorum yapmayacağım arkadaşlar. Tabii ki astroloji sadece bir bize bilgi kaynağı arkadaşlar. Yardımcı bir araç. Başka da verilerle desteklenmediği sürece tek başına astroloji verisini dikkate almamak gerektiği kanaatindeyim ki ben biliyorsunuz, çoğunuz tanıyorsunuz, çok detaylı analizler yapan bir insanım. Ama tek başına her şeyi astrolojiye şey yapmamak lazım. Astroloji çok 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 önemli bir araç. Ama tek bir araç değil. Umut ediyorum Veli Eren Atay gerçekten Yunanistan'a gitmiştir. Gerçekten de bir şekilde kendini gösterir. Ailesine gösterir kendisini. İletişim kurar ve nihayetinde ondan haber alınır diye umut ediyorum. Peki ne zaman böyle bir haber alınabilir gibi sorabilirsiniz. Bu konuda bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bir görüş belirtmeyeceğim.
Çünkü beklentiye herkes giriyor. Sadece umutları korumak lazım. Şimdi mesela bir tarih, şu tarihler olabilir derim. Ya ben söyleyeyim mesela ben Jüpiter yükselenine girdiğinde ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu da gelecek senenin bayağı bir seneden fazla bir tarih. Böyle bir şey düşünmeyelim. Bir şeyine bırakalım bunu. Olumlu haberler olma ihtimali var Veli Eren Atay ile ilgili. Bakalım inşallah olumlu güzel haberler gelir diye umut ediyorum. Ha şöyle bir şey var arkadaşlar. Satürn yükselenine üçgen açı yapacak. Yine belki önümüzdeki sene gibi çok uzak bir tarih değil. Bu da nispeten bir haber çıkabilir ortaya. Belki devlet ve görevliler bir bilgiye ulaşabilir. Özellikle Satürn devlet ve bürokrasiyle de çok alakalı. Belki onlardan bir bilgi gelebilir. Sadece şuradan hemen videoyu bitirmeden bir şeye bakacağım arkadaşlar. Efemeris'ten bir bakacağım. Satürn 20-21 dereceye geldiği döneme. O da 2025'te oluyor. Ha burada belki devlet görevlilerinden bir haber gelebilir. Yani bu bizim devlet de olabilir, varsa Yunan devleti de olabilir. Bu tarihi arkadaşlar özellikle gelecek sene Şubat Mart tarihi çok uzak bir tarih değil. Burada kamu görevlileri belki bir bilgiye ulaşırlar. Onlardan bir bilgi gelebilir. Daha öncesinden de gelebilir. Satürn veya sonra mesela bu sene yine Satürn Güneş'le de kavuşacak. Merkür'le de kavuşacak. Bakın Satürn Merkür'le kavuşurken bir haber geldi. Cep telefonu bulunmuş. Devlet yetkililerine. Gördünüz mü arkadaşlar? Bilgi geliyor. Bilgi geliyor. Satürn belki Güneş kavuşumu olduğunda yine çok uzak olmayan bir iki ay sonra yine bir haber gelebilir. Çünkü Güneş bakın ışık görünüyor. Yani dolayısıyla gelecek seneden önce de bu ihtimaller var. Bakalım ne olacak. Güzel haberler bekliyoruz Veli Eren Atay ile ilgili. Sadece şeye baktım. Evet. Arkadaşlar Ağustos Eylül ayında da Satürn Güneş'le kavuşuyor. Kötü haber ummayalım. İnşallah böyle kötü değil de gerçekten bir bilgi bulunur ve ortaya çıkar, aydınlanır. Çünkü güneş aydınlatma. Her zaman umut vardır arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.